Merhabalar arkadaşlar, selamlar, saygılar. Bugün laminant parke cilalamaya, parlatmaya geldik. Laminant parkelerimiz var. Büyük bir iş alanımız var. Hatta dün birkaç cilasını attık, parlattık. Şimdi alt katı yapacağız. Bu arada size dedim, bu olayı normalde laminant parke parlatılır mı ya da rengi değişilir mi diye çok soru alıyoruz. Evet, laminant parke cilalanma işlemi olur. Yani parlak cila ya da mat cila atabilirsiniz. Ama biraz işlemi değişiktir. Yani onu şimdi elimizde bir laminant parke var. Şöyle göstereyim. Mesela bunun üzeri reçine yüzeydir. Reçine yüzey olduğu için cilayı ya da boyayı kabul etmiyor. Yani kabul etmiyor derken yüzeyi çok çabuk çizilebiliyor, tahriş olabiliyor. Ama bunun zımpara işlemi var. Ondan sonra yine bir işlem var. Yani farklı işlemler var. Onun da sırrı bizde arkadaşlar. Onu güzel yaparsanız tutuyor. Şimdi burada attık, dün attık. Mesela daha taze olduğu halde çizilmiyor. Parlattık yani. Sadece cilattık, renk atmadık. Onu söyleyeyim. Şimdi bu elimizdeki laminant parke. Bakın, laminant parke ahşap tozlarından oluşur. Şu altı HDF, yani MDF, HDF neyse yani. HDF'den oluşur. Üstündeki şu desen kağıttır. Bu normalde kağıttır ama reçine presle böyle ahşap gibi durur. 10 numara bir görünüm sağlar. Şimdi bizim genelde videolarımızda biz lamine parke boyuyoruz. Lamine parke nedir arkadaşlar? Lamine parke, bakın. Birebir arkadaşım size iyi gösterirse, çünkü bu konu çok şey oluyor, yanlış anlaşılıyor. Biz %90 lamine boyuyoruz. Lamine sisre yapıyoruz, yani zımpara yapıyoruz. Sonra cilasını, boyasını atıyoruz ama lamineyle laminantı sürekli karıştırıyorsunuz. Mesajlar çünkü öyle geliyor, oradan anlıyorum. Şimdi bu parkede lamine parke, bakın üstünde 5 milim bir kaplama yüzeyi var. Mesela bu meşe, 3 strip meşe. Bunlar sonradan monte ediliyor. Altında da bakın 3 katman var. İşte şurada kavak ağacı neyse, şuradaki değişik bir ağaç. Toplamda 3 katmandan oluşur bütün lamine parkeler. Bu üstündeki deseni de %90 böyle meşeden oluşur. Ya da kayın ağacından, ya da merbuadan, afselyadan, Afrika ağaçlarından oluşur. Bu laminemiz yani. Şu da laminant parke. Şimdi biz bugün burada laminant parkeye cila atıyoruz. Ha, ben size laminant parke cilalanır mı diye soruyorsunuz ya. Yani zorda kalmadıkça laminant parkenizi cilalamayın ya da siz kendiniz yapıyorsanız ben önermiyorum. Çünkü neden? Bu işi profesyonelce yapmadığınız zaman çok çabuk çizilir, çok çabuk deforme olur. Bir de maliyeti zaten, atıyorum şu an bugünün şartlarında, bugün ayın kaçı? Mart, 10 Mart 2024'teyiz. Evet. 10 Mart 2024'te biz şu an en uygun laminant parkeye her şey dahil 250 TL'ye yapılıyor yani. Bu laminant parkeye biz şimdi boyama atsak, cila atsak aşağı yukarı yani o fiyata da yaklaşıyor zaten. Gerek yok. Mesela küçük bir salonda da laminant parkeyi cilalatmaya ya da boyalatmaya da gerek kalmıyor. Çünkü maliyetinden dolayı. Ama şu lamine olsaydı, buna sisre yapıp zımpara yapıp işte şu mesela şuradaki deformalar falan sisreyle gidiyor. Çünkü ahşap olduğu için, %100 ahşap olduğu için tertemiz oluyor. Sonra da istediğimiz renge, mesela geçen bunu gri renge boyadık. 10 numara bir sonuç çıktı. Gri renge, meşe rengine, ceviz rengine ya da merbau. Yani her renge boyayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Biz o boyayı yapıyoruz. Bu, şimdi şöyle anlatayım. Bu lamine şu an en ucuzu 2500 TL her şey dahil. Şu da laminant parke. Bunun da en ucuzu her şey dahil 250 lira bugün. 10 Mart 2024'te. Belki bu video uzun zamana denk gelir. Yanlış anlaşılmasın diye tarih veriyorum arkadaşlar. Şimdi olay burada anlaşıldı. Laminant parkeyi de büyük alanınız vardır. Ya da işte eşya vardır, üzerinde sökmek zorunda değilsiniz. O zaman parlatabilirsiniz ya da rengini değiştirebilirsiniz. Ama biraz sakıncalıdır yani, burada belirteyim. Sonra vay usta siz dediniz biz cila attık, böyle böyle sonuç oldu demeyin. Uygulaması normalde basit gibi gözüküyor. Yani hemen girdin tak tak bir zımpara, bir diğer işlemler yaptın 2-3 saatte çıkıyor diye yok. Mantığında ve
Geri kalan şeyde olay çözülüyor. Yani onu çözmedikten sonra bu cila tutmaz. Onu söyleyin. Sonra beni babal altında bırakmayın. Parkemiz mahvoldu demeyin arkadaşlar. Normalde önermiyorum. Profesyonelce yapıyorsanız yapabilirsiniz. Yoksa da siz bilirsiniz yani. Küçük bir alanda zaten hiç gerek yok. Yenisini döşetirsiniz 250 TL'ye. Laminat parkenin. Şimdi ya Allah ya Bismillah deyip işlemi görelim. Bu yukarıyı cilaladık. Arkadaşımız sizlere göstersin parlaklığını. Bir de aşağıyı canlı canlı göstersin. Şu an daha tam kurumadı. Ondan dolayı biraz yansımalar vardır. İçeri gibi iyice ortamı göster istersen. Şimdi aşağı katı göster. Yani aradaki parlaklığı arkadaşlar, kameraman arkadaşımız. Şimdi size aşağı katı göstersin. Burayı, buranın cilası olmadı daha. Bakın. Yani buradaki cilalama maksatımız da neydi arkadaşlar? Burada çalışma olmuş, dekor çalışması. İşte alçıydı, boyaydı falan çok deforme olduğu için cilalamak zorunda kaldık. Daha parlak dursun. Gördüğünüz gibi çok acayip bir mat duruyor. Görünüm şey vermiyor. Burası da bakın bir mağaza yani öyle yoğun trafikli olacak diye. Yani en riskli yerde biz bu cilayı uyguluyoruz. Demek ki bunu başarırsak diğerini olur. Ama en son çare laminantı, boya ya da cila yaptım. Yani en son çaremiz. Onu tekrar deyip sonra beni şeyde bırakmayın arkadaşlar babel altında. Burası da cilasız abi. Şimdi biraz da cila yapacağız. Siz de işlemi birebir görmüş olacaksınız. Biraz uzun konuştum ama iyi bir bilgi yapalım diye arkadaşlar. Bir de lütfen videolarımızı beğenelim, paylaşalım, işte yorum yazalım. Ama yorumlarda da şimdi tamam uslu arkadaşlarımız sürekli saldırıyorlar. Yok laminant boyanır mı? Şöyle olur mu? Yok. Ya fırçayı böyle vuruyor mu ya? Fırça öyle tutulmaz diye ona bile yorum yazıyorsunuz. Bilmiyorum yani artık herkes hakkını helal etsin. Ya öyle abuk subuk yorum yazmaya da kendinizi yormayın yani. Normal kolay gelsin falan deyin yani. Yeterlidir arkadaşlar ama biz sizlere daha güzel hizmet sunabilmek için atıyorum böyle bir işlem vardır. Zarar etmeyin. Yani işte bakın bu dolaplar hep üzerinde. Üzerine binmiş. Burada kurulu bir düzen var. Yani bu adam buranın parkesini değiştirecek olsa bir dünya iş. Yani böyle bir zor durumdasınız. O zaman yaparsınız. Rengini de cilasını da yaparsınız. Yani bu tüm işlemlerde bunu yapın. Bunu demek istiyorum. Bir de inşallah ileriki zamanlarda arkadaşlar İşte Murtaza Usta Elis Dekor olarak mesela sizin beğenip sizin belirlediğiniz bir kişilere bir işte böyle gariban yani ihtiyaç sahibi bir insana İstanbul içinde il dışına çıkamıyoruz İstanbul içinde gidip parkelerini güzelleştireceğiz yani işte masif parke olur, lamine parke olur, laminant olur böyle ücretsiz yapacağız ama bunu nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz çünkü bu konuda biraz ajan olduğumuz için bunu ama işte hepimizin belirlemesi gerekiyor. Gerçekten de ihtiyaç sahibi bir insana gideceğiz bir salon bir oda böyle vardır boş güzel bir daire yaparız orada da videosunu çekeriz bunu da siz isterseniz mesajlarda atın işte böyle böyle bir komşumuz vardır ihtiyar biri vardır muhtaç biri vardır evini güzelleştirelim diye bana ulaşın. Ben de gelip onu İstanbul içinde ücretsiz güzelleştireyim. Öyle bir de yani katkımız olsun. Bakın mübarek Ramazan ayı da geliyor. Pazar günü inşallah sahura kalkacağız. Böyle bir de güzellik yapalım bayramdan önce inşallah. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Oradan bu işi bilen birisi bize yardımcı olursa bu konuda da varız yani. Kendi elimizden geleni yapacağız inşallah. Şimdi işleme başlayalım. Biraz çok konuştum. Hadi iyi seyirler. Sizlere. Böyle bir katımız daha var. Bu kattan sizlere sunumu yapmış olalım.
Hem güzel şu ayrıntılarla, bakın burada duvar panelleri kullanılmış, çok güzel olmuş yani. Şurada gördüğünüz gibi bir banko kısmı. Paneller burada güzel yakışmış yani. Ben size bunu böyle bir mağaza için falan önerebilirim. Şimdi özel temizliğimizi yapıyoruz. Bakın şöyle parkenin diğer kısımları iyice matlaştı. Cilayı tutması için. Şimdi şurada bir ayrıntı var. Bakın şu çizikler var ya. Bunlar yine sade cilada yine böyle kalacak yani. O gitmez. Çünkü cilanın rengi değiştirme falan şeyi yok. Şeffaf olacak. Ama boyasaydık atıyorum beyaz ya da cevize, buralar ceviz olurdu. O kadar belli olmazdı. Zaten parkenin durumu güzel. Öyle eski değil, yeni bir parke. Sadece böyle şıkır şıkır parlamasını istiyoruz. Parlak durmasını. Bakalım, inşallah o da olacak. Hep beraber görelim. Seyre devam. Evet değerli dostlar, arkadaşımız şimdi cila işlemini yaparken şöyle size ben de görüntü sunayım. Cilamız tabi ıslak olduğu için parlıyor ama yansıma yapıyor. Şöyle yine de aradaki farkı görmeniz için şu şekil bir görüntü sunayım. 10 numara oldu arkadaşlar. İnşallah yarın da alt katı yapacağız. Yarın geldiğimizde buranın kurumuş halini de bir çekmek nasip olur inşallah. Çekip ondan sonra videonun tamamını yayınlayacağız Allah nasip ederse. Bakın şöyle mat halde, şöyle parlak hale geldi. Tabi şu an ıslak olduğu için biraz farklı durabilir. Kuruduğunda 10 numara olur. Şöyle mekan güzel arkadaşlar. Tarihi bir bina aslında. Şekil 10 numara olacak. İzlemeye devam. Evet, üst katımız şimdi cilası kurudu, kullanıma hazır. Değerli dostlar, taş gibi de oldu, şöyle size göstereyim. Yani orijinali neyse o şekil oldu yani. Mümkün yok, çizilmez. Tabi büyük bir mobilya falan, çivi, taş gelir. Onda orijinali de çiziliyor, bu da çizilir. Ama çok sağlam ve 10 numara oldu. Hayırlı olsun. Demek ki laminant parke cilalanırmış arkadaşlar. Ama siz kendiniz dediğim gibi evde denemeyin. Parkelerinizi ziyan edebilirsiniz. Profesyonel bir işlemdir. Öyle basit gibi duruyor ama cila tutmadığı zaman çok kötü bir sonuç çıkabilir. Pişman olabilirsiniz.